Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Beren Ceylan. Bugün Age of History'de yeni bir seriyle daha sizlerin karşısındayım. Şu an Kongress modundayız ve bu modun 1870 senaryosundayız. Ve bu senaryoda Osmanlı İmparatorluğu'yla yeni bir seriye başlıyoruz. Bu yıllar Abdülaziz dönemi, hasta adamın artık hastalığının son evrelerine girdiği ve ölüme her geçen gün daha da yaklaştığı yıllar maalesef ki Osmanlı İmparatorluğu'nun diğer düşman emperyalist devletler tarafından bölünmesinin hırslarının daha da arttığı, Balkanlarda kaynayan bir kazan olması ve bu kazanın her geçen gün daha da büyümesi, isyanların daha fazla çıkması, Osmanlı devletinde merkezi otoritenin her gün daha da azaldığı ve ekonomik problemlerin daha da fazla arttığı dönemlerdeyiz. Kuzeyde Osmanlı için farklı planları olan Ruslar, batımızda Osmanlı için farklı planları olan Fransızlar ve İngilizler, Balkanlarda sınırdaşımız olan Avusturya yine bize karşı farklı planlar içerisinde. Doğumuzda, batımızda, kuzeyimizde bir sürü sorunlar varken, güneyimizde ise her geçen gün özgürlük arzusu daha da artmış, hatta merkezi otoriteden kopmuş Mısır Krallığı ve elimizde ise kalkındıracağımız, iyileştireceğimiz, tedavi edeceğimiz bir Osmanlı Devleti var. Bu devleti yıkılmanın eşiğinden alıp güçlü bir imparatorluğa, bir cihan devletine dönüştürmeye çalışacağımız bu serimize hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Seri hoşunuza giderse beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Seriye gelen beğeniler eğer artarsa bir günde ikişer bölüm şeklinde yayınlamayı düşünüyorum. Haberiniz olsun, desteklemek için beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdi hızlı bir şekilde başlayalım. Ufaktan bir ayarlarımızı yapalım. Ondan sonrasında ise seride belirleyeceğimiz taktikler, gideceğimiz yollara doğru bakacağız. Efendim, devlet içerisinde şimdi bir sıkıntı. Ne sıkıntısı var abi? Ekonomik kriz var değil mi devletin içerisinde? Öncelikle ekonominin düzeltilmesi lazım. Osmanlı'nın dışarının etkisinden kurtulabilmesi için iyi bir ekonomiye ve güçlü bir orduya, güvenlik güçlerine ihtiyacı var. Bundan mütevellit ordu bakımına ve ekonomi büyümesine gerekli yatırımları yaptık. Merkezi otoritenin tam sağlanabilmesi için iyi bir yönetim anlayışına ve Batı'nın ilerlemiş teknolojilerine yaklaşabilmemiz için ise ıslahatlara ihtiyacımız var ve teknolojimizi buna göre verdik. Devletimizin karakteristik özelliklerini herhalde Türkiye'de yaşayan her genç biliyordur. Şu an Osmanlı, Batı'yı izleyen, Batı'yı yakalamaya çalışan ve yıkılmaktan kurtulmaya çalışan bir devlet. Biz bu yıkılmaktan kurtulmaya çalışan devleti artık dünyanın diğer devletlerine demokrasi götüren bir devlet haline getirmeye çalışacağız. Efendim, Balkanlarda Osmanlılardan kopmuş Eflaklar, Sırplar, Karadağ'da bir takım karışıklıklar ve Mora çevresinde, Atina çevresinde hüküm sürmeye çalışan Yunanlılar, Mısır'da ise şu an bizim sözümüzü dinlemeyen bir Hidiv bulunmakta. Şimdi dışarıya doğru sözümüzü dinletebilmek için öncelikle kendi aramızdaki meseleleri çözmemiz lazım. Bu meseleler öncelikle Yunan değil, öncelikle Sırp ve hemen hızlıca Karadağ sorunlarını çözeceğiz. Bu problemler çözülecek ki devletin hala otoritesinin olduğu anlaşılsın. Ve Ruslarla iyi ilişkiler kuracağız. Ruslarla iyi ilişkiler kurmamız gerekiyor ki bu arkadaşlar bize savaş ilan etmesin. Çünkü Ruslarla yapacağımız bir savaş bize çok büyük kayıplar ile geri döner. Bu arada şu an kullandığım harita Kongress'un versiyon 2'sinde kullanılacak harita. Kerem sağ olsun bana öncesinden gönderdi beğendiğim için. Bu haritayı siz Kongress'u indirdiğinizde oynayamayacaksınız. Versiyon 2'de çıkacak bu. Haberiniz olsun. Bunu da bilgilendirmiş olayım. Şimdi efendim hızlıca öncelikle biraz ıslahatlar yapacağız. Öncelikle ıslahatlar, sonrasında devletin siyasi boşluğunu doldurmak için bazı hamlelerde bulunacağız. Ruslarla hemen ilişkilerimizi geliştirelim ve Batı'da Prusyalılar henüz daha Alman siyasi birliğini sağlayamamış. Prusyalılarla da güçlü ilişkiler kurmaya çalışacağız. Onun haricinde Fransızların büyük bir tehdit olduğunu biliyoruz ama en önemlisi
dünyadaki en büyük tehdidin de İngilizler olduğunu biliyoruz. Yani şu adamlar gerçekten korkulan bir kudret. Yani ya İngilizlerden korkmamak için aptal olmanız lazım gerçekten. Yani bir insan korktuğu için insandır arkadaşlar. Korkan insan hata yapmaz. O yüzden İngilizlerden neden korktuğumuzu da bilmemiz lazım. Hayda, Mısır'da bağımsızlık resmen ilan edildi. Adam kendini antik Mısır kralı ilan etti ya. Bu konularla alakalı çalışmalar yapacağız. Merak etmeyin. Teknolojik yatırımlar, ıslahatlar yapalım. Şimdi Osmanlı'da hastalıklardan kaynaklanan bir popülasyon azalması da mevcut. Yatırımlarımızı buna da göre yapalım. Zaten halk yüksek vergilerden şu anda sıkıntılar çekmiş durumda ve biz de bu yüksek vergilerle halkın belini daha da fazla bükmeye çalışmayacağız. Bu yüzden yaptığımız araştırmalarda gelen puanları vergilere getirmeyeceğiz. Çünkü halk biraz ekonomik olarak iyi duruma gelsin ki bize olan bağlılığı daha fazla artsın. Ve yönetimi fulleyelim. Merkezi otoritemizi dünyanın her yerine, devletimizin adının ulaştığı her yere gönderebilmek için, sağlayabilmek için biraz yönetimi fulledik. Yönetim önemli. Şimdi üretim aşamasına geçeceğiz. Evet, devlet olarak şu an güzel durumdayız. Ekonomimiz iyi, gücümüz yerinde ve şimdi biraz yatırımlar yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi İstanbul'a öncelikle biraz yatırımlar yapacağız. Konstantiniyye'ye, İstanbul'umuza, güzel İstanbul'umuza yatırımlar yapacağız ki hemen ekonomimiz daha iyi seviyelere gelsin. Hemen bunlara biraz bakalım. Çiftlik basalım, atölye basalım, kütüphane basalım, cephanelik basalım, ikmal kampı basalım, kale basalım. Buraya yapabileceğimiz kadar yatırımlar yapalım. Onun haricinde devlette biliyorsunuz Osmanlı'da bir ulaşım problemi var arkadaşlar. Maalesef o dönemde birçok devlette var. Batılı devletler hariç dünyanın her yerinde bir ulaşım problemi var. Biz genel olarak karadan ulaşımı tercih ediyoruz ama bunu etmeyeceğiz biz. Biz denizden ulaşımı tercih edeceğiz. Ülkemizde liman problemi var. Her yerde yeterince liman yok. İlk olarak bu ulaşım problemini çözmek istiyorum. Hemen hızlıca ordumuzun mobilizasyonunu arttıracaktır bu. Her yere liman yaparsak ordumuz hızlı bir şekilde gitmek istediği noktalara gidecektir. Özellikle savaşın yoğun olabileceği bölgelere yapmam lazım bunu. Balkanların kaynayan bir kazan olduğunu söylemiştim. Balkanlardaki her yere eğer liman yaparsam ordum bir yere intikal etmeye çalıştığında hızlıca kısa yol olan deniz yolunu kullanıp oraya intikal edebilir. Onun dışında Anadolu gibi bölgelerde her yere liman yapmamıza gerek yok. Sadece belli başlı yerlere liman yapmamız yeterli. Şöyle ikişer toprakta bir liman yaparsak yine hızlıca teyakkuzda olabiliriz diye düşünüyorum. Trablus'a ve diğer bölgelere de Mısır'a hızlıca ulaşım sağlayabilmemiz için hemen hızlıca liman yapacağız. Bu liman gerçekten önemli. Biliyorsunuz liman olmadığı takdirde ordunuz denize inebilmek için ta ebesinin nikahına kadar gidiyor. Biz bunun olmasını istemiyoruz. Kıbrıs'ta her iki yerde de olacak. Adalarda her yerde olması lazım abi liman. Adalar önemli. Onun haricinde buraya da bir liman. Şu kim? Kuveyt şu an İngiliz vasalı mı? Aa, bağımsız bir Kuveyt. Kuveyt'in de şu an bize bağlanması mümkün olabilir. Ruslarla büyük bir savaş tehlikesi olduğundan dolayı burayı da yine her yere limana boğacağım. Ve ondan sonrasında ise artık payitahta ordumuzu toplamaya başlayabiliriz abi. Balkanlardaki problemleri çözelim. Hasta adamın hasta olmadığını, ayağa kalktığını anlasınlar. Tüm dünyaya bunu göstermek istiyoruz ve bunun için de hala Osmanlı'nın evlatları olduğunu, Osmanlıcılık fikrinin bitmediğini ve tüm tebaamızın hala bize saygı gösterdiğini ve bize bağlı kaldığını göstermek için özellikle Balkanlardaki asileri bastırmak için orduyu Balkanlardan toplayacağım. Ordunun sadece bir kısmı Anadolu'dan toplanan subaylardan oluşacak. Onun dışındaki ordunun tamamını Balkanlardaki tebaamızdan toplayacağız. Bu bizim hala orada halkla ne kadar fazla bağlarımızın olduğunu, halkla hala iyi ilişkilerimizin olduğunu ve bunların bize bağlı olduğunu gösterebilmemiz için önemli bir etken. Dışarıya bunu böyle lanse etmemiz lazım. Çünkü bu insanlar da bir Osmanlı evladı. Bunların ayrılma gibi bir fikirleri yok. Bunlar dışarıdaki devletler tarafından beslenen, Osmanlı'dan dışarı itilmeye çalışan devletlerdir, yapılardır, insanlardır diyelim, öyle diyelim. Ya bunların kendi fikirleri yok aslında. Bu fikirler tamamıyla batıdan ithal edilmiş fikirler ve biz bu fikirlerin
Osmanlı'da karşılık bulmadığını göstereceğiz bu seferle birlikte. Hem Karadağ'ı hem de Sırbistan'ı yeniden Osmanlı mülkü haline getireceğiz ve Belgrad'da yatırımlar yapıp önemli bir şehir olan Belgrad'ı yeniden ihya edeceğiz. Ordumuzu hızlıca İstanbul'dan hareket ettiriyoruz. Hemen hızlıca bu iki devletin, devlet demeyelim, isyancıların üstüne göndereceğiz ki efendim devletimiz bu sorunları hemen çözebileceğini göstersin. Evet, şu an Karadağ savaşımızı ilan ettik. Sırplara da savaşımızı ilan ettik. Ve güçlü bir askeri gücü hemen direkt olarak üstlerine göndermeyeceğim. Biraz daha anlaşmacı, uzlaşmacı tavırla daha az kişi de kişiyi göndereceğim ki buralar zarar görmesin. Ve gördüğünüz gibi kolay bir savaş ile hemen hızlıca hem Sırbistan hem de Karadağ artık yeniden Osmanlı Devleti'ne bağlı konuma geldiler. Ve söz verdiğimiz gibi Belgrad'a önemli bir şehir olan devletimizin ilk kurulduğu zamanlardan son zamanına kadar her zaman önemini korumuş bir şehir olan Belgrad'a yatırımları yapmaya devam edeceğiz. Ve Osmanlı'nın yeniden burada hakimiyet sağlamasını artık tüm dünyaya göstermek ve halkımızla bunun sevincini yaşamak için gördüğünüz gibi burada festival düzenledik. Harika. Hemen ordularımızı geri çekebiliriz. Ancak belli başlı orduları burada güvenlik kuvvetleri olarak bırakacağız. Hemen hızlıca şurada sınıra 5'er bin kişilik ordu gönderelim. Çünkü Avusturyalıların ne yapacağı hiç belli olmaz. Hatta 10'ar bin kişi daha gönderelim. Belgrad'a göndermeyeceğim. Bosna taraflarında ordu orada bu bölgeyi kolaçan etsinler. Olası bir zaten problem olması halinde hem Belgrad'a hem Karadağ'a hızlı bir şekilde ulaşım sağlayabilecektir. Biraz daha şöyle bu orduları yukarıya kaydıralım. Oradaki asimilasyon sorunları olmasın. Hemen hızlıca topraklar asimile edilsin. Ve yani hemen hızlıca Belgrad'a yatırım yaptık, oldu bitti değil. Bu yatırımları daha da arttıracağız. Başkentimize de diğer yerlere de yatırım yapacağız. Şimdi devletimizin önemli bölgelerinden biri olan hemen Filistin bölgesindeki Kudüs'e de yatırım yapmak istiyorum. Kudüs'e yatırım yapmamız bizim için önemli. Burada yani Kudüs normal şartlarda biraz daha doğuda kalıyor. Şu taraf olması lazım ama burası olarak belirlenmiş. Hadi burası diye buraya yatırım yapalım. Yani şu ortasında, ikisinin ortasında bir yer zaten. Ya neyse hiç fark etmez. Kudüs hem İslam dünyası için hem de bizim için. Biz de zaten Müslüman olduğumuzdan mütevellit tabii ki de. Önemli bir yerdir. Böyle bir yere hızlıca yatırımlar yapacağız. Hem Kudüs'e hem de İstanbul'a hem de Belgrad'a güzel yatırımlar yapıyoruz. Devletimizin ekonomisini sağlamlaştıracağız bu şekilde. Daha sonrasında ise sadece Kudüs değil tabii ki de. Sadece Belgrad, Kudüs ve İstanbul değil yatırım yapacağımız yerler. Mekke'ye, Medine'ye, bazı önemli yerlere de tekrar yatırım yapmaya devam edeceğiz. Şu an Ruslarla kurduğumuz diplomatik temaslar aslında çok iyi gidiyor. Şöyle sizlere Gitmiyormuş. Aslında gitmiyormuş. Baktığımızda ben gittiğini sanıyormuşum sadece. Ruslarla bizim çok iyi ilişkilerimiz vardı. O ilişkiler Sırplara dalınca herhalde sanırsam bozuldu ama hala Ruslar bize öfkeyle bakmıyorsa demek ki hala bu konuda bizle olan iyi görüşleri vardır diye düşünüyorum. Tamam, Kudüs'e de yeterince yatırım yaptık. Bir sonraki yatırım noktamız da Mekke ve Medine olacak. Bu arada hacca gitmek isteyen vatandaşlarımız varsa efendim devletimiz eğer başkentimizin İstanbul'un yakınındaysa hemen trenle hızlı bir şekilde gönderecek şekilde sizleri alacağız. Merak etmeyin, bu arada tren henüz yapmadık ama yapacağız. Yapacağız. Öyle bir projelerimiz var. Şu an biraz saçmaladığımın farkındayım. Bir an Abdülhamit dönemine gitti kafam. Şu an evet, Hicaz'da bir demir yolu yok ama onu yapacağız, ondan sonra sizi alıp göndereceğiz. Hemen burada kıvıralım. Kıvıralım lafı hemen hızlıca. Mekke'ye de yatırımlar yapalım. Ya abi gerçekten üzülüyorum. Çok kötü toprakların durumu ya. Ya baksanıza abi, yatırımlar... Devletimizde veba baş gösterdi. Hayda. Abi devlette veba baş gösterdi. Ama yakın zamanda gidecektir diye düşünüyoruz. Veba problemini de ortadan kaldırırız. Biraz araştırma yapalım. Oo, Avusturya şu anda Rusya ile savaş halinde. Rusya'da İngiltere ve Avusturya ile savaş halinde. Rusya bu arada şu an çok öfkeli bir arkadaşımız. Dünyada bazı değişik fikirler içerisinde dünya için biraz tehlikeli diye düşünüyoruz ama bakacağız. Bakacağız. Biz daha şu an kendi içimizdeki düzeni sağlayamamışken
Hemen savaşlar ilan etmeyeceğiz. Birleşik Prenslik mi? Romanya'da da bir takım sıkıntılar var. Abi şöyle bir şey düşünüyorum şu anda. Şimdi Rusların evet Romenleri koruduğunu biliyoruz. Bu arkadaşlarımızı koruyorlar. Ama şimdi çıkar meselesi var. Ve şu an Rusya'nın çıkarına göre Romanya'yı korumak mümkün değil. Çünkü Rusya şu an hem İngiltere ile hem de güçlü bir devlet olan Avusturya ile savaş halinde. Biz bunu kendimize çıkarımıza uygun bir şekilde kullanıp Romanya'yı yeniden Osmanlı eyaleti haline getirebiliriz bence. Hemen hızlıca abicim bu sefere başlayalım. Romanya'yı da fırsattan istifade alalım diye düşünüyorum. Akabinde ise yine şu an dünyada iç karışıklıklar var. Bu siyasi meseleleri kendimize uygun şekilde kullanmamız ve entegre etmemiz lazım. Yunan da aynı şekilde şu an yenilebilecek durumda. Bu yüzden Yunan seferinde de çıkabiliriz abi. Yunan'ı da koruyabilecek kimse yok. Çünkü dünya şu an alev almış durumda. Dünya birbiriyle savaşıyor. Ve biz de bu savaştan kendi payımıza düşeni hemen hızlıca almalıyız. Romanya'yı aldık. Romanya güzel bir seferle alındı. Yani Yunanistan için bu kadar kuvvet yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Hatta yani o kadar kuvvete bile gerek yok. 20 bin kişilik kuvvet yeterli olur. Daha fazlasına halk zarar görmesin diye izin vermiyorum. Abi biz biraz nasıl diyelim halkı daha çok seven, halka halk zarar görmesin diye çeşitli önlemler alan bir padişahız. Biz halkçı bir padişahız. Bakın yani bunlar zamanında bize isyan etmiş olsa da hala biz onları halkımız olarak görüyoruz. Biz böyle bir padişahız. Evet, Osmanlı'nın Balkanlardaki sorunlarını çözdük. Hasta adam yavaş yavaş tedaviye cevap vermeye başladı. Şu an Ruslar bir takım bizimle iyi ilişkiler içerisinde ve bunu kendilerinin çıkarlarına uygun görüyorlar. Bu da benim için oldukça hoş. Kaçar Devleti'nde şu an Nasreddin Şah bizi biraz sevmiyor gibi ama yakında sever diye düşünüyorum. Balkanlardaki problemleri çözdük. Merkezi otoriteyi sağlamlaştırdık. O zaman geriye tek bir şey kaldı. İstanbul'dan gelen emirleri dinlemeyen, kendine kral diyen adamın icabına bakacağız. Osmanlı Devleti artık tedaviye cevap vermiştir. Ve üstündeki o ölü toprakları atmıştır. Dünya siyasetine ayak uydurmuş, çeşitli teknolojilerle dünyanın bazı konularda bile önüne geçmiştir. Bundan sonrasında Osmanlı'nın gücünü herkes duyacak. Evet, dostlar videonun burada sonuna gelelim. Bir sonraki bölümlerde neler yapmamı istiyorsanız öneri olarak yorumlarda bana yazabilirsiniz. Onun haricinde daha fazla, daha seri video gelmesini istiyorsanız da beğeni atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, benimle sohbet etmek istiyorsanız Discord sunucuma katılmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.